Güneş dev bir alev topu gibi yükseliyor Fırat'ın doğusundan. Keşfedilmemiş zamanları aydınlatıyor. Barak Ovası'ndan Amanoslara kadar. Burası dağın ovaya, suyun bozkıra, toprağın berekete kavuştuğu, ipeğin dokumaya, taşın mozaiğe, kayaların dantele dönüştüğü topraklar. Sabah ezanıyla dağlar, ovalar, sular aydınlanıyor. Kadim dünyanın ruhu bu topraklarda ayağa kalkıyor. Eyvanlar, hayatlar, sokaklar seslerle, gökyüzü güvercinlerle doluyor. Mutfaklardan en güzel kokular yayılıyor. Közlerden sıcağın harareti. Bağlardan, bahçelerden türküler yayılıyor. Tanıklık ettiğimiz bir Anadolu mucizesi. Artarak, çoğalarak var olmanın binlerce yıllık resmi. Zamanın kavşağındaki bu topraklarda üst üste yığılıp harman olmuş kültürler bir arada iç içe rengarenk yaşıyor. Burası Anadolu'yla Mezopotamya'nın kol kola girdiği, doğuyla batı kültürünün buluştuğu yer. Bereketli hilalin en üstünde bir yıldız gibi parlayan huzur ve barış toprakları. Ve onun odağında unutulmuş zamanlardan günümüze bir büyük miras şehir, bir metropolis. Öykülerini anlatacağımız, Gazi unvanını almış bir şehrin, onu çevreleyen ve besleyen toprakların az bilinen öyküleridir. Fırat kıyılarından Amanosların yamaçlarına kadar kadim yerleşimler diyarı Gaziantep'in öyküleridir. Sedir ve çam ağaçlarıyla kaplı bir tepeden fabrikalarla kuşatılmış vadiye bakıyoruz. Zamanın acımasızlığına rağmen burası yüz bin yıllarla ölçülen bir geçmişin hala diri ve olağanüstü izlerini taşıyor. Vadinin bir yamacı günümüzde köy yerleşimi ama altında dev bir antik mezarlık bulunuyor. Karşısındaki tepe ise daha şaşırtıcı bir öyküye sahip.
İnsanlık tarihinin en uzun soluklu macerasına tanıklık etmiş bir alandayız. Kebertepe adıyla bilinen bu yükselti, Türkçe'de yontma taş çağı olarak adlandırılan Paleolitik çağın en önemli uğrak noktalarından biriydi. Bir başka deyişle, insanlık tarihinin %99'unu oluşturan bir dönemin çekim merkeziydi. Avcı, toplayıcı insan türünün el aletleri yapmak için sıkça geldiği bir yerdi. Kendisine yaşam gücü verecek taşların yatağıydı. Yeryüzündeki benzerleri arasında bu bölge, taş çağı insanının belki de ilk maden ocaklarından biri, alet ürettiği ilk işliklerdendi. Burası, Gaziantep'in 15 kilometre kadar kuzeybatısında bulunan Dülük Köyü. Unutulmuş zamanlardan bir durak. Kurşuni bulutlar altında gizemli, merak uyandıran bir bulmaca. Zamanın oyunu, yürüdüğümüz yolun tarih öncesinden bugüne dek kullanılıyor olduğunu bilmek nefes kesici. Kebertepe'nin güney yamacında Şartlı Mağara adıyla bilinen büyükçe bir oyuk yer alıyor. 84 metre genişliğe, 13 metre yüksekliğe sahip bu oyuk, 1940'ların başlarında arkeolojik araştırmalara konu oldu. Sonraki yıllarda Paleolitik arkeolojinin önemli araştırma alanlarından biri haline geldi. 17 metre derinliğindeki bu küçük mağarayla çevresinde çok sayıda taş el baltaları bulundu. Bunlar insanlığın Anadolu coğrafyasında ürettiği ilk aletler olarak düşünülebilir. İddialı görünse de bu görüşü kuvvetlendiren Dülük gibi taş ocağı veya işlik şeklinde kullanılan alanların sayıca az olması. Dülük bir okul gibi bir yer. Yani Dülük arkeoloji okulu aslında kendi başına. Yani buraya giderseniz bir sürü şey öğrenirsiniz. Çünkü burası çok çok zengin bir buluntu yeri. Çok fazla buluntunun, taş aletin hemen orada elinizin altında olması gibi bir avantajınız var Dülük'te. Yüz binlerce yıl farklı insan gruplarının ziyaret ettiği bir buluntu yeri olmasının temel sebebi orada çok kaliteli çakmak taşı ham maddenin bulunması. Yani çakmak taşı ham madde orada mevcut diye insanlar sürekli olarak burayı ziyaret ettiler, ediyorlar. Yani bugün Neolitik döneme kadar olan bir süreç içinde, Paleolitikten itibaren Neolitik döneme kadar olan bir süreçte Dülük'teki taş ham madde kaynağının kullanılmış olduğunu biliyoruz. Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başladığı düşünülen Paleolitik çağın son 400 bin yıllık kısmında bu bölge, Anadolu ile Mezopotamya sınırında bilinen en hareketli taş işleme merkezlerinden biriydi. İşlenen taşların yontu biçimlerine bakılarak bu alanın üst paleolitik dönemin başından itibaren kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu işlevini muhtemelen günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar aralıklarla sürdürmüş. Nihayet insanlığın avcı toplayıcılıktan tarıma dayalı yaşama geçmesi bölgenin bu niteliğinin unutulmasına yol açmış. Dülük'te karşımıza çıkan bu mağara, insanlık tarihinin başlangıç evresini anlayabilmek açısından çok değerli. Bilim insanlarına göre buranın paleolitik geçmişi sadece eğitim için değil, yeni keşifler için de heyecan uyandırıcı. Çünkü bu taşlar sayesinde Dülük bizi dip tarihin en uzak noktalarına taşıyor. İçinde çok özel el baltaları var tabii ki. Yani el baltası dediğimiz şey, açık konuşayım, her paleolitik dönem arkeoloğunun bulmak için yanıp tutuştuğu bir alettir. Yani el baltası bulduğunuzda mutlusunuzdur. Ama önemli olan onu bulup mutlu olmaktan ziyade ondan bilgi elde etmektir. Ve bizim açımızdan Dülük çok fazla bilgi veren bir buluntu. Yani Türkiye paleolitiğinde herkes bu yüzden oraya gitti bu zamana kadar. Bütün büyük hocalar o yüzden orada çalıştılar. Çünkü çok fazla bilgi var orada. Müzik
Paleolitik çağın sırlarını açığa çıkaracak bir gizli bahçe. Ama burada daha yakın dönemlere ilişkin yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Dülük sadece belirli bir zaman kesitine ait değil. Burası aslında bir zamanlar yumağı. Hatta dinler tarihi açısından olağanüstü buluşmaların gerçekleştiği, etkileri günümüze kadar ulaşan bir inanç ve ibadet merkezi. Arkeolojik kazılar, M.Ö. 1100'lerde vadinin yaklaşık 3 kilometre güneybatısındaki Dülük Baba Tepesi'nde bir kutsal alan oluştuğunu, burada Hititlerin baş tanrısı Teşup'a ait bir tapınak inşa edildiğini gösteriyor. Bu kutsal alan, ilerleyen yüzyıllarda Urartu ve Pers tanrılarıyla tanıştı, Makedonyalı İskender'in ordularıyla bölgeye gelen Hellenistik tanrılar için de bir ibadet mekanı oldu. Milattan sonra 1. yüzyılın ortalarında Roma'nın bölgede hakimiyet kurmasıyla bu tepe tapınım alanı görevini kesintisiz olarak sürdürdü ve bu defa zirveye Roma tanrıları için inşa edilen tapınaklar yerleşti. ...1200 metre yüksekliğindeki bu tepe çok sayıda inanç için kutsal bir alandı. Bölgenin en yüksek noktası olması nedeniyle pagan tanrıları için uygun bir yerdi. Muhtemelen Kebertepe üzerindeki yerleşimden buraya kutsal bir yol uzanıyordu. Ama buranın en dikkat çekici yönü, buradaki tanrıların yerel ve özgün karakterini hiç kaybetmemesiydi. Doğudan da gelse batıdan da inançların objesi olan tanrılar bu tepede buluştular ve yerel motifler kazanıp yek vücut oldular. Tıpkı Jüpiter Dolikianos gibi. Dülün en şaşalı dönemi diyelim, Roma dönemi. Çünkü burada 3. yüzyılda Selevkoslar, yani Zeugma'yı da tekrardan yapan, imar eden 1. Selevkos, İskender'in komutanlarından birisi. Burayı da yeniden imar ettirmiş olduğu anlaşılıyor. Şu altında bulunduğumuz tepenin, bu tepenin üstünde antik Dolike kenti var. Kebertepe diye anılıyor bugün. İlk şeysi de bu sene çıktı. İlk somut kalıntı. Bir binanın taban döşemesi çıktı. Mozaikler 2. yüzyıla ait. Şimdiye kadar bilinenleri değiştirecektir mutlaka. Yeni kazılarda bulunacak olan buluntular ya da veriler. Yıl 1517. Avrupa Orta Çağ karanlığından çıkarken uygarlığın esin kaynaklarını, temellerini oluşturan bilginin peşine düştü. Yüzyıllarca yasaklanmış, zararlı ve sapkın görülmüş fikirler, araştırmalar, bunların yer aldığı yazılı kaynaklar yeniden gün ışığına çıkarılıyordu. Uzun süredir bir kütüphanenin bodrum katında unutulmuş, derin bir uykuya dalmış parşömenler arasında orijinalinin 5. yüzyıla ait olduğu anlaşılan bir dünya haritası bulundu. Daha sonraları onu dünyaya tanıtan kişinin adıyla Pöttinger haritası olarak anılacak 12 parşömen parçası, Roma İmparatorluk çağının en önemli yerleşimlerini ve yol güzergahlarını gösteriyordu. Bu harita, gelecek yüzyıllarda Roma tarihindeki gizemli olaylardan birinin çözülmesine yardım edecekti. Roma askerleri arasında büyük rağbet görmüş bir dinin, Jüpiter Dolikianus inancının çıkış yerinin bulunmasını sağlayacaktı. Burası,
günümüz Gaziantep'in dibinde yer alan Dülük'tü. Jüpiter Dolicianus, yani Dolikeneli Jüpiter, tarihin en uzun soluklu imparatorluğunun yenilmez savaşçıları lejyonerler tarafından tapınım görmüş, heykelleri ve mabetleri Roma'dan Kuzey Almanya'ya, İngiltere'den Cezayir'e hemen her önemli askeri yerleşim ya da garnizona girmişti. Bugün de arkeologlar Roma kentlerinde, özellikle imparatorluk sınırlarındaki askeri yerleşimlerde Jüpiter Dolicianus'a ait izleri buluyorlar. Örneğin Cezayir'deki Lambaesis antik yerleşiminde bu tanrı için yapılmış bir tapınak var. Romanya, Macaristan ve İngiltere'de inanca ilişkin belge ve objeler bulunmuş durumda. En yoğun buluntular imparatorluğun askeri sınırlarında ele geçiyor. Bu da Jüpiter Dolicianus inancını yayan ve ona tapınanların çoğunlukla askerler olduğunu kanıtlıyor. Uzun yıllar bu tanrının hangi coğrafyaya ait olduğu bilinmese de Romalı askerlerin onu doğudan batıya taşıdığı yönünde güçlü bir inanç vardı. Pöttinger haritasında Dolike adıyla gösterilen yerleşim, Roma İmparatorluğu'nun Fırat Nehri'ni İranlı Part Devleti ile arasında sınır kabul ettiği dönemde önem kazanmıştı. Milattan sonra 1. yüzyılın ortalarına doğru bölgeyi kesin egemenliği altına alan Roma, haritada da işaret edildiği gibi Dülük ve Zeugma'yı doğu sınırının en önemli merkezleri olarak tanımlıyordu. Zeugma, Fırat üzerindeki enerjik bir liman ve ticaret kentiydi. Dülük ise bugün de nedenleri hala tam olarak açıklanamayan bir hac merkezi konumundaydı. Şimdi Dülük için önemli bir tarihi süreç olan Roma İmparatorluk yıllarına gidelim. 2. yüzyılın başlarında burada, Dülük Vadisi'nin hemen kuzeyindeki Keber Tepe'nin üzerinde hızla büyüyen bir Greko-Roman şehri vardı. Her ne kadar Romalılar buraya Latin kültürünü taşısa da, Makedonyalı İskender'in mirası olan Helenistik kültür özellikleri aslında bu şehrin ana karakterini, baskın karakterini oluşturuyordu. Doğulu tarafını ise sanatta, özellikle mimaride görmek mümkündü. Dülük'ten çıkan Jüpiter, Roma dünyasında dikkat çekici bir şöhrete ulaşmış, imparatorların, konsüllerin ve çoğunlukla lejyon komutanlarıyla askerlerin gözdesi haline gelmişti. Günümüz koordinatlarıyla bu Gaziantep'li ilah, 3. yüzyılın sonlarına kadar Roma dünyasının inanç sisteminde kendisine yer buldu. Buranın bir dini notelik gibi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü muhtemelen Vatikan gibi günümüzde yapılan anlaşmalar, sözleşmeler veya işte mutabakata varılmak istenirken, fikir alınmak istendiğinde insanlar herhalde buraya gelip buradan icazet alıyorlardı veya tavsiye alıyorlardı. Çünkü mezarlık alanında, nekropol alanında çok çeşitli mezar odaları var. Bu mezar odaları da burada ölen ama farklı gömme geleneklerine sahip olan insanların, hatta rahiplerin veya benzeri yüksek rütbeli insanlar diyelim, onların kendi geleneklerine göre gömülmesiyle oluşan mezar odaları. Dolayısıyla çok kültürlü bir dini yaşamın olduğuna inanıyoruz.
1997'de Dülük Köyü ve çevresinde başlatılan arkeolojik kazılar 2001 yılında Dülük Baba Tepesi'ne kaydırıldı. Burada Jüpiter adına inşa edilmiş muhteşem bir tapınağın temelleri, hatta bazı bölümlerde oldukça sağlam mimari unsurlarla karşılaşıldı. Tepenin Pers döneminde kullanıldığını gösteren tabakalarda çok sayıda kurban edilmiş hayvan kemiğine rastlandı. Helenistik ve Roma döneminden adak yazıtları, 600'den fazla damga ve silindir mühür, muska ve nazarlık olarak kullanılmış tılsım taşları, 3000 kadar takı boncuğu ve çengelli iğne, fibula bulundu. Bunların önemli bir kısmı adak olarak sunulmak üzere tapınağa bırakılmış mühürlü taşlardı. Üzerlerinde tanrı figürü dahil çok sayıda betimli resim bulunan taşlar, sayıca bir arkeolojik kazıda ele geçirilmiş en büyük adak taşı topluluğuydu. Mühürlerle birlikte bulunmuş zincirli muska taşları da kötülüklerden korunmak amacıyla boyuna takılıyordu. Romalı askerlerin muhtemelen bunları kendilerine güç vermesi ve koruması amacıyla rahiplerden satın aldığı düşünülüyor. Bunlar buradan gelip geçen askerler tarafından Tanrı'ya adanmış olan adak parçaları olarak bırakılmıştır ve bunlar askerlerin yanlarında taşıyabildikleri küçük malzeme olduğundan dolayı adadıklarını biliyoruz. Bunların yanı sıra binlerce küçük baş hayvanına ait kemikler yanmış bir tabakada tespit edilmiştir. Kazılarda tapınağın dışarıdan gelmiş askerler tarafından ziyaret edildiğini gösteren ilginç eşyalar da gün ışığına çıkarıldı. Örneğin günümüzde benzeri çok az bulunan bir zırh parçası. Lorica plumata olarak bilinen bu tür Roma zırhları zincirle metal pulların büyük zahmetlerle birleştirilmesi sonucu elde ediliyordu. Tıpkı günümüz Gaziantep'inin telkarisi gibi. Jüpiter Dolicianus'u tasvir eden, muhtemelen dini nitelikli bir sancağın ucuna yerleştirilerek kullanılmış bronz aplik de önemli buluntulardan biri. Buradaki Jüpiter'in Romalı bir bakış ve üslupla yapıldığı görülüyor. Ama tüm bunlar arasında yerel halkın kendi tanrılarını nasıl gördüklerini bize anlatan çok değerli bir parça bulunuyor. Bu, Jüpiter Dolicianus'la eşi Juno'nun betimlendiği yekpare bir bazalt taş, bir stel. Bu önemli arkeolojik eserde iki ayrı sahne dikkat çekiyor. Alt kısımda iki rahip altar üzerinde hayvan kurban ederken, üst kısımda tanrı bir boğanın, eşi de bir geyiğin üzerinde duruyor. Dolike'nin ulu tanrısı bir elinde bir yıldırım demeti, diğerinde balta tutarken takipçilerine tanrısal güç ve mutlak hakimiyet mesajı gönderiyor. Eşi ise bir elinde ayna, diğerinde nar, bereket ve güzelliğin sahibi olduğunu anlatıyor. Doğunun çizgileriyle sembollerini taşıyan bu stel, batıdaki emsallerine göre Anadolu, Suriye ve Mezopotamya'nın ruhunu, hatta İran kökenli inançların kutsiyetini ve mirasını barındırıyor. Öyküsü yüzyılları aşıp günümüze gelen Jüpiter Dolicianus'un ana yurdundaki en büyük felaket, 2. Pers İmparatorluğu olarak anılan Sasanilerin milattan sonra 253 yılında bölgeyi işgal etmeleriyle yaşandı. Kral 1. Şapur'un Roma varlığını bu topraklardan adeta kazıyıp atması, üstelik İmparator Valerianus'u esir alarak Roma'ya büyük bir utanç yaşatması, Dorike gibi yerleşimlerden Roma'ya ait pek çok izin silinmesine yol açtı. Böylece Dülük Baba Tepesi'ndeki Jüpiter Tapınağı yerle bir edilirken temsil ettiği inanç da tarihe gömüldü. Kutsal alandan günümüze ulaşan en dikkat çekici izler, tapınağın yaklaşık 1 kilometre batısındaki rahip mezarları.
Jüpiter Dolikianus Tapınağı'nın rahiplerine ait 20 mezar odası ana kaya oyularak yapılmış. İçlerindeki mezar yatakları da yine kaya oyularak elde edilmiş. Rahip mezarlarında girişlerin kapatılmasını sağlayan daire biçimli taş kapıların bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiş. Büyüklükleri ve yapıları farklı olsa da yapım tekniği açısından kaliteli bir işçilik göze çarpıyor. Mezarlardan birinin ön avlusunda yüksek bir kabartma olarak bir erkek figürü görülüyor. Mezar yazıtı sayesinde burada defnedilen kişinin Apollonis adında bir rahip olduğu biliniyor. Hristiyanlığın gelişiyle birlikte Dülük Baba Tepesi'nde yeniden bir canlanma yaşandı. 5. yüzyılda Jüpiter Tapınağı'nın taşları kullanılarak tepeye bir kilise inşa edildi. Sonraki dönemlerde bir de manastır. Kebertepe'deki ana yerleşim ise 11. yüzyıla kadar ticaret yollarının kavşağında önemli bir piskoposluk merkezi olarak varlığını sürdürdü. Ancak Bizans'ın en doğu sınırında yer aldığı için 12. yüzyıldan itibaren Arap akınlarından büyük zarar gördü. Bu dönemden sonra nüfusu hızla azalarak küçük bir köye dönüştü. Bu değişimlere rağmen Dülük Baba Tepesi kutsiyetini her dönem korudu. Hazreti Muhammed'in alemdarı Davud-u Ejder'in buraya defnedildiği yönündeki inanış, tepenin manevi çekim gücünü günümüze dek devam ettirdi. Böylece bu tepe, insanların dini inançları değişse bile korumaya devam ettikleri kutsal yerlerin varlığına güzel bir örnek oldu. Bir kutsal merkezin doğuş noktası olmuş olması, yani Güneydoğu Anadolu'da binli yıllarda, milattan önce binli yıllarda kurulmuş bir kültün yayılım noktası olmuştur. Bu kült Güneydoğu Anadolu'dan Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kadar ulaşmış bir kült olmuştur ve Roma döneminde artık bütün Imperium Romanum, yani bütün Roma dünyasına yayılmış bir kült haline gelmiştir. Bu açıdan önemi büyüktür. Bugün Dülük Köyü'nün bulunduğu Çimşit Tepe, ilk çağlardan başlayarak Antik Dorike'nin nekropolü, yani mezarlık alanı olarak kullanılmış. Buradaki kaya mezarları ve kiliseler, Gaziantep ve çevresinin en ilginç arkeolojik varlıkları arasında. Köyün içine dağılmış göz göz oyuklar halinde, ilk bakışta dikkat çekmeyen, doğal kayayla tam bir uyum içerisindeki mezar odaları, fantastik bir film dekorunu andırıyor. Çoğu 3. yüzyıla tarihlenen bu mezarlar arasında, aileler için düzenlenmiş olanlara bir hayli özenildiği görülüyor. Ölüler genellikle yan duvarlarda bulunan nişlerin içine gömülmüşler. Çelenkler, bitkisel motifler, boğa başları ve rozetlerle süslenmiş bazı nişlerde taştan yapılma yastıklar dikkat çekiyor. Bu mezar odaları Dülük Köyü'nün altında, solgun sarı bir ışığın haresinde sonsuzluk uykularına devam ediyorlar. Şarklı Mağara önünde başladığımız gezimizi yine aynı yerde ama bu defa başka bir keşiften söz ederek tamamlayacağız. Dülük'ün dinler tarihi açısından olağanüstü konumunu teyit eden önemli keşiflerden birini anlatarak. Burası antik dünyanın en gizemli dinlerinden biri için inşa edilmiş bir yeraltı tapınağı. Her açıdan Anadolu'nun en önemli arkeolojik keşiflerinden birinin önündeyiz.
İnsan eliyle oyularak iki dev galeri haline getirilmiş bu mağara, yer altındaki bilinen en büyük Mitras Tapınağı. Milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında yapıldığı anlaşılan tapınak, çarpıcı bir öyküye sahip. Tıpkı Jüpiter Dolicianus gibi Roma askerleri arasında yayılan ve bu şekilde Batı dünyasına taşınan Mitras, muhtemelen Kommagene tanrıları arasında yer alıyordu. Antik Yunanca'da genler topluluğu anlamına gelen Kommagene, ismiyle bağdaşırcasına Helen ve Pers uygarlıklarının inanç, kültür ve geleneklerinin kaynaşıp bütünleştiği bir ocak olmuştu. Kommagene, milattan sonra 1. yüzyıl ortalarına kadar o dönemde dünyanın iki büyük süper gücü, Roma ile İranlı Part İmparatorluğu arasında tampon bir devlet olarak varlığını sürdürmüştü. Roma'nın egemenliğine girdiğinde ise bu topraklardaki yerleşimler artık Doğu ile Batı'nın ortak kültür alanlarına dönüşmüşlerdi. Bazı araştırmacılar, Mitras'ın Hint ya da İran kökenli bir inancın tanrısı olduğunu ama Kilikya'daki Tarsus kentinde ya da Kommagene'nin başkenti Samsat'ta Helenistik dünyaya uyarlandığını düşünüyorlar. Mitraizm, Pers kökenli gibi görüşürken biz Anadolu'da özellikle Gaziantep'le Tarsus arasındaki coğrafyada çok farklı bir nitelik kazanıyor ve bir din haline geliyor. Ve bu gene Roma rejyonlarıyla bütün Avrupa'ya yöneliyor. Özellikle İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya hemen hemen nerede bir en eski kilise varsa tabanlarına baktığınız vakit bir Mitra tapınağının olduğunu görürüz. Bugün halen gittiğimiz vakit görüyoruz. İtalya'da da, Bremen'de de yani bütün Almanya'daki pek çok kilisenin tabanında dahi Mitraizm ile ilgili izlerin hatta tümüyle duran yeraltı tapınaklarının olduğunu görme imkanımız var. Mitras'ın devletin ve egemenlerin hayrını gözeten resmi tanrılara karşı alternatif özellikler taşıdığı tahmin ediliyor. Bu nedenle onun tek tek her insanın kurtarıcısı olan bir tanrı kimliğiyle tapınım gördüğü sonucuna varılıyor. Elbette bu, antik dünya insanı için çok farklı bir durumdu. Mitras'ın insana yeniden doğuş ve özgürlük vaat eden ezoterik bilgilere sahip olduğu düşüncesi, bu tanrıya tapınımı yaygınlaştırmıştı. Dülük'teki yeraltı tapınağında her iki galeride de kült duvarına Mitras'ın bir boğayı kurban ediş anı kabartma şeklinde betimlenmiş. Etrafında net şekilde görülmese de yıldızlar, takım yıldızları simgeleyen akrep, yılan, köpek gibi figürlerin bulunduğu anlaşılıyor. Ancak bunlar daha sonra birer haç işaretiyle bozulmuş. Belli ki Hristiyanlar en büyük rakiplerine karşı bu şekilde zafer ilan etmişler. Fransız tarihçi ve dil bilimci Ernest Renan'a göre, Hristiyanlık olmasaydı, Mitras inancı onun yerini alabilecek potansiyele sahipti. Gerçekten de Hristiyanlıkla benzer dönemlerde ortaya çıkmasına rağmen, bu din ondan daha hızlı yayılmış ve taraftar bulmuştu. Yine de bu dine sadece erkeklerin kabul edilmesi ve müritlerin arasındaki kesin hiyerarşi, Mitras inancının belirli zümrelerin içinde kalmasına yol açmıştı. Mitraizmin ritler, yani bir kere basamak basamak bazı gizemlerin açıklandığı bir ritsel yapısı var. Bu yapı bugünkü masonizmin, yani ta 18. yüzyıldan itibaren bugüne gelen yapılanmasına da temel teşkil ettiğini zaten bu işi ilk kurgulayanlar da kabul ediyor. Ve böyle de ilginç bir özelliği var. Bu ilginç yapılanmanın, bugün Amerika'yı Amerika'yı yapan bu büyük sistemin orijininde de özellikle Gaziantep'in, Dülük'ün
ve Komagene bölgesinin özellikle ta Gaziantep'ten başlayan Adıyaman'a kadar giden coğrafyanın önemli bir etkisi var. Ama en önemli etkinin de Tarsus'taki Stoik filozofların kurgulamada önemli bir yerinin olduğunu da artık bütün bilim dünyası yapılan doktora tezleriyle de kabul etmiş vaziyette. Dülük'teki yeraltı tapınağında Mitras ritüellerinin uygulanabileceği kısımlar dikkat çekiyor. Örneğin bu dini kabul eden kişinin kurban edilmiş boğanın kanıyla yıkanması için küvet benzeri bir çukur. Vaftizi andıran bu uygulama yanında diğer ritüeller hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı. Son dönemde ritüellerle ilgili yeni görüşler ortaya konulsa da bunların çoğu tartışılmaya devam ediyor. Sadece Romalı erkeklerin ve soylu erkeklerin üye olabildiği bir dindi bu. Ama aslında bu din bize erken Hristiyanlığı da hatırlatıyordu. Çünkü bilindiği üzere İsa peygamberin ölümü yeni bir hayatı muştulamaktadır. Yani İsa peygamberin ölümüyle beraber ya da yeniden doğumuyla beraber yeni bir hayat, günahsız bir hayat başlayacaktır. Aslında bu biraz önce söylediğimiz Mitra kültürüne kadar dayanmaktadır. Nitekim daha sonra aynı bölgede biz bir kilisenin kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Orada bir manastırın kurulduğunu biliyoruz. Ve daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde burada artık Dülükos dediğimiz figür Dülük Baba'ya, yani tıpkı bir Müslüman kültürüne dönüşüyor. Dikkat edersek burada büyük bir bütünlüğü sağlamış oluyoruz. Bu anlamda da Dülük Baba hakikaten çok değerli. Mitras inancının odağındaki boğa, Hititlerin Teşup'unda, Romalıların Jüpiter Dolikianus'unda da karşımıza çıkıyor. Her üçünde de benzer motifler ve semboller görülüyor. Her üçü de köklerini Anadolu'dan, İran'dan, Suriye'den alıp dallarını batıya uzatıyor. Dülük, dinler tarihi açısından yeryüzündeki belki de en ilginç kaynak yeri. Burada unutulmuş zamanlardan şimdiki zamana ulaşabilmiş izler, işaretler, ipuçları birleştirilip yenileri bulundukça Dülük'ün değeri ve önemi daha iyi anlaşılacak. Biz de yeni öyküler anlatabilmek için kadim dinlerin buluşma yeri, zamanın kavşak noktası Gaziantep'te bu keşifleri bekliyor olacağız.